Atiti. At, lashatka, çucuk. Sucuk ha, çucuk. Sıtam. Sıtam. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Aa, bunlar şeker mi? Yok, peynir gibi kokuyor bunlar ama çok acayip. Aynen, böyle lor gibi falan kokuyor ama kalp şeklinde falan da yapmışlar. Ne? Top şeklinde. Bunlar nedir? Kuru. 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 Bilemedim. Bilemedim ben de. Değişik. Çok farklı el sıkması zaten. Bizim çiğ köftelere falan benziyor bunlar. Bazıları çok çekingen, fotoğraf falan istemiyorlar ama olsun, tatlı insanlar. Ama çoğu sıcakkanlı, tatlı evet, insanlar. Çok sevdik. Zaten görüyorsunuz siz de ilgiyi, alakayı. Özellikle Türk deyinceki o değişimi. O küçük kız çocuğunun tatlıydı ama. Yanakları nasıl? Sen seviyorsun ya böyle kırmızı evet, kırmızı evet, büyük yanak. Evet. Katılın böyle... ama aslında daha güzel yerler vardı burada. Gel bakalım. Gezeceğiz, göreceğiz artık. Seni çekiyorum. Türkiye. 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 Nasılsınız? Buradayım. Buradasınız. Bişkek buradan. Ha, adınız kim? Bahadır. Bahadır. İstanbul'da. İstanbul. İstanbul. Suna, Berkan. İstanbul, Ankara. Ankara. Bana bak. Tamam. Ok, tamam. Ha, çekiyorum. Erdoğan'a görsediniz. Erdoğan'a görsediniz. Recep Tayyip Erdoğan'a görsediniz. 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 Tamam, gösterin. Gösterin mi? YouTube. Ha, YouTube. Realıyorum, realıyorum. Gayet iyi, yakışı. Maşallah. Maşallah. Seni kaç kısmet tartı o tatta? Yok, prosto. Prosto, kaç kırmız? Prostel, he? Kaysi kanaldan göremiz? Kaysi kanaldan göremiz? Nereden görebiliriz? Telefon var telefon? Mı? Telefon. Hı? YouTube. YouTube var. Nereden görebiliriz diyor, hangi? Atın ne durur? Atın tam bizlik, yazalım biz. Yazalım istersen. Kanalı atınız? Çıkamız? Takipçi kasıyoruz yine. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Sağ olun, ne şovun? Türkiye. 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 Rus mu? İstanbul. Rusça. Yok, Rusça. Bilmiyorum, bilmiyorum Kırgızca. No, düşün. Какой язык знаешь тогда? Türkçe, Kırgız. Rusça знаешь? Хорошо. Biraz. 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 Kaçta? Çok az. Çok az, çok az. Çok az. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Abi, teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. Ay şu miniye bak. Çekebilir miyim? Şuna bak maşallah sana. Maşallah sana. Maşallah sana. Çok tatlı. Yerim şuna. Maşallah. Maşallah. Çok tatlı ya. Çok şeker. Ne o? Şeker gibi bir şeyde benziyor ama onları. Kristalize çok parlak bir şey. Hı-hı. Pirinç falan böyle 200 ton, 180 değil mi? Bak çeşitli pirinçleri, onları. Son. Her şey böyle açıkta satılıyor arkadaşlar. 80 son 20 lira falan mı? Şimdi burayı gördükten sonra bir market fiyatı kilosu çeksek mi diye düşünmeye başladık. 50 lira falan. Bir, 20 lira. Bir Bişkek market fiyatları gelse mi acaba? Gelsin gelsin. Gelir bence ya. Pazarın her iki tarafında böyle ayrılmış. Mesela karşı tarafta sadece peynirciler var. Bu tarafta da böyle et bölümü ayrılmış. Şu şekil her türlü ürünü bulabiliyorsunuz. Allah'ım bunları görmeyi beklemiyordum pek ama. Aman Allah'ı. Bu arada aynen. Ne eti bunlar bilmiyorum ama bu arada bunlarda da böyle sucuk tarzı bir şeyler var. Şöyle doldurdukları. Ama tabii biz o dolumanını göremedik. Sanırım at etinden dolduruluyormuş. Bulabilirseniz çekin dedi arkadaş. Biz henüz denk gelemedik. Ama ben size böyle olanları göstermeye çalışayım. Tavuklar falan şu şekilde.
Selamünaleyküm. Burası devasa yalnız. Baksana ben devam ediyor gerçekten. Bayağı büyük bir yer böyle. Herkes etini burada satıyor. Hatta ilerleri falan da var. Buradan bunun et kokusu. Çok feci ama bak şurada var, görüyor musun? Ay. İnanılmaz yoğun bir koku var. Ben rahatsız olmaya başladım. Sıcak aslında, bir anda bozulmaz mı etler, onu düşünüyorum. Bilmiyorum. Ay. Arka bakma. Bu şekilde dolduruyorlar mı bilmiyorum ama şunlar. At at. At. Ay. Aa, dolduruyor. Bir tane. Renk geldi. Ay çok güzel. Bunu istedik biz de. Aa, Türk Yurturbay mı? Türk'üz, Türk'üz. Türk'üz, İstanbul'da. Aa. At eti. Ha. At, laşatka, çocuk. Sucuk ha, çocuk. Siz cucuk mu diyorsunuz? Cucuk. Yaz otu. Biz cucuk. Çok güzel teyzeler, ablalar ya. Gerçek oğlum, götür. Bunu arıyorduk işte, buna denk gelmek çok iyi oldu. Ben fotoğraf çekeyim. Bu şekilde. Instagram, YouTube. Ama çok güzel, çok güzel. Şöyle de göstereyim. Ablanın yerini kapayım. Nasıl lan çalışmış olmasın? Bu şekilde de kuruluyor sonradan. Bizim sucukların aynı işte. Tek farkı at etinden alması. İstanbul'da bunca et yok mu da? Evet. Hatta kumbat da. Geliyor babam, geliyor öyle yüz açılar mı yakar? İzliyor musun sen? Geliyor babam da İstanbul'dan var ya, iyi. Tam kalıyor yolda. Bro, et yok mu şu şekilde? Nasıl geldi? Yarından da bir yarından da tat oldu. Bayağı doladı. Erkan'la garibim fotoğraf çekmeye çalışıyordu. Son şekli. Bundan sonra da ısıcaklar artık. Şöyle göstereyim. Tamam. Şöyle gideyim, bir de karşıdan alayım ama buradaki kokuyu inanılmaz. Üzerime sinecek diye de böyle çekiniyorum. Açıkta dolapsız nasıl bunları koruyorlar bilmiyorum. Berkan da onu merak etti zaten. Tekrar karşıdan çekti bizleri abla. Ya çok güzel görünüyor. Çok tatlılar değil mi? Çok cahşi, çok cahşi. Gelsene. Gel gel. Atınız kim? Atınız? Gavhar. Gavhar. Cezire. Cezire. Suna. 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 Aile Berkan. Aile. Evli. Yağ ile beraber etini karıştırıp bu şekil. Şunlar yeri seviyormuş. Ortam bu şekilde. Nasıl buldun? Of, et severler için cennet bir yer zaten. Bol bolluk yaparlar burada. Şunu görmemiz çok iyi oldu. Buram buram kokuyor. Evet, aradığımız ürünlerden bir tanesiydi. Çok iyi oldu. Baksanıza bağırsın. Ucunu ya, o açıklığını falan, kıvrımlar. Beni sadece düşündüğün şey, bu sıcakta bozulmuyor etler, onu düşündüm. Biraz daha etler soğuk olup tam hesaplanıyor ya. Bilemeyeceğim. Bak hatta bayağı bir baharatlamış abla. Evet. Sarıyor bu şekilde. Baharatıyla. Çok pahalı değil mi? Hadi. Çok tatlı yaptıkları bir hamur işi var. Sanki el sanatı, onları göstermek istedim.
yaptırdım şimdi size. Selamünaleyküm. Baksanıza şekilleri. Çok tatlı değil mi bunlar? Bizim şeylere benziyor. Nelere benziyor bunlar? Şey bazlama gibi falan olur ya böyle. Ortasından bir şey yapıyor. Ortasından kuru böyle. Evet ama kutu güzel gibi. Tadı var. Ben çok sevmiştim. Tadı güzel, fena değil. Ekmek kendini tüketiyor. Bizim evet tırnak pideye falan da benziyor tadı. Ama şeyleri, şekilleri falan çok güzel. Bayağı böyle uğraşılmış. Bunları evde mi yapıyorsun? Bazen de işte böyle Türkçe şey evet. Karışıklığı oluyor. Neyse bakalım devam edelim. Bunlara koyuyoruz. Baksanıza çok daha farklı şekilleri var. Şöyle örmeli, şu şekil değiştirmişler. Hadi biz çıkışa doğru geçiyoruz. Bayağı güzel bir hoş pazarda güzel bir gün geçirdik açıkçası. Buradan gelmiş katıldın mı? Samsa yemeğe giderken tanıştığımız ablanın yanına geldik. Şimdi içeceklerini deneyeceğimizi söylemiştik. Hep birlikte deneyelim. Atı unuttu ben. Atı ne? Dur abla. Atı. Evet, kıvas. Kıvas. Evet, çalap. Çalap. Evet, Maksim. Maksim. Çalap mı denesek? Çalak. Çalap beni çekiyor biraz. Beni de. İlk baştaki de kıvaç da beni çekti ama çalak deneyelim, kıvas. Tamam. Çalak kaç dedin? Çalap. Çalak. 16 son. Aha. 16 son. Small. Bugün geçinde ne oldu? Baksana şey paraları. 3000. Şimdi deniyorum. Şimdi deneyelim. Ben. Kıvaz yok, çalap aldı. Çalap aldı. Nasıl? Ekşi mi? Evet bayağı keskin ekşi. Bir tadı mı var? Ekşi, asidik bir tadı var. Bir kefir gibi mi yani bize? Kefirle yoğurda çok ben aşırı benziyor. Ama aromalı mı? Serin, hayır. Peki. Kefir gibi o zaman sade. Ama daha güzel, çok yakan asidik bir tadı var. Allah Allah. Sen de dene bakalım nasıl, beğenecek misin? Beğendim ben ya, içilir. Kefirden daha iyi. Tuzlu bir tadı da var ama onu söylemeyeyim. Hayır, o yakıyor. Sonradan geçiyor. Tuz değil bence. Güzel. Gel şöyle oturalım. Güzel. Yakışı. Kaç fazla istedim? Ay oturalım ya, yoruldum ben. Bu arada böyle akan su kanalları var. Genelde tertemizdi. Bugün biraz daha sanki bulanık gibi, yağmur falan da yağdı. Burada her yerde böyle açık su kanalları var. Ya. Güzel yani, bazıları eşyalarını falan yüküyorlar. Şeyleri, satıcı ablalar tabii. Biz ablanın yanına oturmuş böyle kaldırım gibi bir yere içiyorduk şeyi. Adını unuttum hemen. Kıvaz hediye etti bize. Organik dedi, için dedi. Para istemiyorum dedi. Ya sağ olsun. Çok sevindik, mutlu olduk. Abla teşekkürler. Aşk olsun diyorlar. Çok tatlı. Çok tatlı. Bak cevabını bilmiyordum ben onun. Teşekkür ettikten sonra aşk olsun diyorlar. O da çok güzel. Kıvas da böyle bir şey. Renkli bir tadalım bakalım. Meyve su gibi mi? Meyve, babaannesiniz üzüm suyu ya da böyle pekmezin sulandırılmış hali gibi. Hadi bakayım. Üzümün suyu da gibi ama biraz pekmezimsi bir tadı var. Evet, pekmez. Ya çok tatlı. Alıp yedi, para istemiyorum dedi ya. Böyle insanlar arkadaşlar, mutlaka gelin. Daha doğasını falan yani görmek ben... için can atıyoruz zaten Kırgızistan'ın. Hani iki günde bunları, hatta bir günde bunları yaşadıysak iki gün hani... Bu kadarını bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk açıkçası. Çok iyiler ya. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Bu da ayrı bir güzelmiş. Aynen buz üzüm gibi, üzüm. Evet. Şeyi var, konsantresi var içinde. Pekmezler de natural, geliyor. Natural diyorlar. Hafiften bir ekşilik geliyor içtikten sonra boğazımıza. Evet, bu asidiklik sanırım evet. Hepsinde var. İnsanlar alıyor zaten şöyle, alışveriş yapıyorlar.
bayağı tüketiliyor burada. Yani durup bisikletiyle duruyor, aracıyla duruyor, insanlar yürürken, geçerken mutlaka durup içip bardak, karton bardaklar, çöplerini bırakıp gidiyorlar. Gülümsemeyi çok seviyorlar. Biz de burada olduğumuz için çok mutlu olduk. Bakalım uzatabilirsek kalma süremizi uzatacağız. Birkaç planımız var. Açıkçası onları da halletmek istiyoruz. Çok can sıkıcı olaylar, para mevzuları. Bilet alabilirsek başka yerlere geçmeyi deneyeceğiz ama şu an o noktada da sıkıntı yaşıyoruz. İnternetimizde ufak bir sıkıntı oldu. Şimdi onu halletmeye gidiyoruz. Tekrar aldığımız yere bir AVM içiydi, Bişkek Park diye. Oradan çözmeye gideceğiz. Umarız çözülür de videoları bir an evvel yükleyebiliriz. Yemek için biraz geçe kaldık. O yüzden yakında Bişkek, kaldığımız yerin yakında Bişkek Park AVM var. Oranın içinde Navat'a geldik. Şimdi burada zaten yerel Kırgız yemeklerini deneyeceğiz. Evet, aklımızda iki restoran vardı. Biri Fariza, biri de Navat. Navat'tı. Hem önerilmişti. Aynen. Fariza biraz geç kalkmış bence. Fariza biraz daha uygundu. Navat bir tık daha yüksek fiyatları. Ama artık gelmiş bulunduk, çok içimden başım ağrımaya başladı. Hemen yemek istiyoruz. Buranın özel mantısından söyledik. Bir de fırkadelki denen bir çorbaları var. Köfteler için küçük küçük. Evet, bizimkine benzemiyor ama ondan istedik. Böyle de bardaklarda ayran ikramları geldi baştan. O zaman çok. Tadımlarken de anlatırız. Değişik. Nasıl? Bozulmuş ayran. O artık ne? Biraz farklı, bizimkiler gibi değil mi farklı dersin? Sanki köylerdeki gerçek. Böyle. Daha organik, daha doğal. Aynen. Tatım beğendim. Tatatatam. Bunu pazarda görmüştüm. Açıkçası çok merak etmişim şimdi oturduğumuz yerde. Buldum ve deniyorum. Ama nerede buldun? Göster bakayım. Şeker niyetine kullanılır bunları içeceklerde sanırım. Lezzetli. Sen çok seversin aslında. Hayır. Denemek ister misin? Al. Yemek öncesi bir enerjimizi yükseltelim. Siparişlerim geldi. Böyle bir adet söylemiştik. Bizim için ikiye varmışlar. Fırkaderki çorbası. İçini gösterebilir misin? Tabii ki. Bu şekilde sebzeli hem de böyle köfteler var içinde. Aynen. Ama et bizim köftelere hiç benzemiyor. Bir de meşhur mantılar. O zaman bize afiyet olsun. Ha, pirinç de var. Böyle kalın kalın sebzeler. Pirinç de var içinde hatta. Böyle çorbaları gerçekten çok seviyorum. Sevdin mi sen? Evet. Güzel. Köftesini merak ettim. Bizimkiler gibi mi? Benziyor et, biraz. Et bence. Ama et tabii ki farklı. Dene bakalım. İçinde hem patates hem de tavuk karışık şekilde var. Ben sosu direkt aldım ama
Efsane lezzeti var. Haşlanmış istedim özellikle. Beni bunu görmedin. Sen de bunu. Bencillik yaptım. Bencillik yapmadım aslında. İlk başta sana verdim. Karşıya yemedi. Yemedi. Gayet de doyurucu yalnız. Bir kişi için bayağı doyurucu. Biz zaten çok aç değildik. Yiyemiz. Aç değil miydik? Ben çok açım. Ben açıyla acıkmadım nedense. Tam tersi oldu bu gezide. Normalde ben hemen açken bir insanım ya. Bugün de bisikletin ikinci gününde yedik, içtik, eğlendik ve günün sonuna geldik. Evet. Kapanışı bu güzel caddeden yapalım istedik. Şimdi evimize dönüyoruz. Yarın üçüncü gün ve başka bir yere geçeceğiz. Sabah çok erken kalkmamız lazım. Hazır mısın? Evet. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyoruz her zaman gibi. YouTube'dan abone olmayı, takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Hepinizi seviyoruz.